Antalya'da devam eden Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'nde uzmanlar ucuz ek vitamin konusunda önemli uyarılarda bulundu. Uzmanlara göre piyasada ucuza satılan ek vitaminlerin birçoğu kansere neden olabiliyor. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından 2 yılda bir düzenlenen Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'nin 14.sü Antalya Belek Titanik Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Kongre programında 49 oturumda yurt içi ve yurt dışından alanında deneyimli 154 uzman bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Kongre kapsamında açıklamalarda bulunan Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Gökhan Özyiğit 2020 yılı içinde saptanan kanser vaka sayılarını açıkladı. Dünyada yaklaşık olarak 18 milyon yeni kanser vakası saptandı ve yine aynı yıl içerisinde 10 milyon insanın da hayatını kanserden kaybettiği tahmin ediliyor. Bu oldukça büyük bir rakam. Neredeyse bir İstanbul, bir Ankara nüfusu kadar insan kanser hastalığına yakalanıyor ve bir Ankara nüfusunun belki daha fazlası kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Kanser ölümlerinin fakir ülkelerde daha çok görüldüğünü belirten Özyiğit, çok basit yöntemlerle birçok kanserin daha oluşmadan %30 ila %40 arasında önlendiğine dikkat çekiyor. 10 milyon ölümün %70'inin maalesef fakir ülkelerde veya orta düşük gelirli ülkelerde olduğunu şu anda Dünya Sağlık Örgütü raporlarından biliyoruz. Bu gerçekten çok üzerinde durulması gereken bir nokta ve bu ülkelerde görülen kanserlerin de önemli bir kısmı önlenebilir kanserlerden oluşuyor. Yani bu bizim için çok çok önemli. Hiçbir kanser tedavisine gerek kalmadan, yani cerrahi, radyoterapi, kemoterapi olmaksızın belli başlı çok basit önlemlerle en az %30 ile 50 arasındaki kanserin, yani iki kanserden birinin veya üç kanserden birinin önlenebileceğini biliyoruz. Günümüzde ek gıdalar gibi ürünlerin satılmasının sadece Amerika Birleşik Devletleri içerisinde 20 milyar dolarlık bir bütçeye ulaştığına dikkat çeken Özyiğit, ucuz ek gıdalar konusunda önemli bir uyarıda da bulundu. Etkinliğine dair bir elimizde veri yok. Hatta bazı ek vitaminlerin bilimsel çalışmalarla tam tersine kanseri önlemek bir yana dursun, kansere neden olabileceğini biliyoruz. Onun için bu noktalarda halkımızın çok çok dikkatli olması gerekiyor. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü ve diğer çeşitli kuruluşların raporlarında balık yağı üzerinde duruluyor. Bu resmi olarak da açıklandı zaten. Fakir ülkelerde insanların elinde para olmadığı için ya da erken tanıya ulaşamadığı için hayatını kaybettiğine dikkat çeken Profesör Doktor Özyiğit, Türkiye'nin bu konudaki başarısına dikkat çekiyor. Şu anda Türkiye sınırları içerisinde kanserle ilgili hemen hemen bütün teknolojiler, bütün tedaviler, bütün cerrahi işlemler çok rahatlıkla uygulanabiliyor. Bu bizim ülkemiz için gerçekten gurur kaynağı. Hatta bununla da kalmıyoruz. Özellikle mesela biz radyasyon onkolojisi bağlamında birçok ülkeye, şu anda 84 ülkeye ulaşmış durumdayız, bu hizmeti götürüyoruz. Yani sadece kendi eğitimimizi vermekle kalmıyoruz. O ülkelere de kanser konusunda eğitim hizmeti veriyoruz. O açıdan ülkemiz bence bu konumda, hani demin dedim ya fakir ülkeler, Türkiye bu konumda değil. Biz daha çok gelişmiş ülkeler tarafındayız. Bu da bizim için gurur duyulacak bir nokta.